Bizim Meryem'in teyzesinin oğlu bir organizasyon şirketinde animatörlük yapıyor. Adam lazımmış. Başvursak mı acaba? Ne diyorsun sen Şükrü? Animatörlük mü yapacağım yani? Pallaço mu olmamı istiyorsun? Bütün mahalleyi arkamdan mı güldüreyim? Onu mu demek istiyorsun? Ama abi öyle de gülüyorlar, böyle de gülüyorlar. Hiç olmazsa palyaço olduğumuzda cebimizde biraz para olur. Adamı hasret etme Şükrü. Akil adam ol birazcık. Bu işler bize göre değil. Bizim daha değişik işler düşünmemiz lazım. Boşuna iş aramayın Hüseyin. Sizin işiniz hazır. İşimiz hazır mı babacığım? Tabii yavrum. Hadi gene hadi iyisiniz hani. Dört ayak üstüne düştünüz kerataların sizi. Ne işiymiş bu seyyar tayyar? Efendim, duşundum, taşındım. Neticesinde kararımı verdim. Size franchise vereceğim, evet. Ne vereceksin, ne vereceksin? Anlamadım. Franchise çok doğaldır sizin anlamamanız. Cahil kesim ne olacak tabii ki. Efendim, franchise vereceğim, evet. Yakup, biliyor musun? Ne dedi bu? Ben de ilk defa duyuyorum. Evet babacığım, ne demek? Şimdi franchise demek, iyi bir şey demek. Evet, iyi bir şey. Tamam tamam, iyi bir şey de ne demek? İsim hakkımla bayilik vereceğim demek. Yani seyyar tayyar pilavcılığının bayisi olacaksınız. Allah razı olsun babacığım. Rica ederim oğlum. Bir dakika Şükrü, yaklaş. Hemen gol sevincine girmeyelim oğlum. Bu adam bizi ofsayta düşürür. Bu adam var ya, bu seyyar tayyar. Sağımı cahinin önüne ot koymaz oğlum. Karşılığında ne istiyorsun seyyar tayyar? Ya ne isteyeceğim ya? Pilavı benden alıp satacaksınız. Benim elim lezzetlidir. Anlaşıldı mı? Ne istediğim budur yani. Evet. Çok harika babacığım. Peki bizden bir şey istemeyecek misin yani? Ne isteyeceğim be oğlum, hepinizin canınızın sağlığı. Şöyle bir isim hakkı olarak 2000 dolarcık alacağım şu. Ne? 2000 dolar mı? Sen bana 2000 dolar ver. Değil markamı, kendi ismimi olan Hüseyin'i vereyim. Seyyar tayyar. Sonra tepe tepe kullan. 2000 dolarım olsa ben niye çalışayım? Seyyar tayyar. Gönül, anlatsana şu franchising işinin detaylarını. Anlatayım şimdi, ben bir araştırma yaptım. Bu Pizza Perfecto dükkanın yerine çok önem veriyor. Ya ana caddede olsun diyor ya da alışveriş merkezinin içinde. İşte bizim dükkanda ana caddede değil, İtalya'da, bütün Avrupa'da konumu bizim dükkan kadar güzel bir yer bulamazlar. Ay abartma Haluk yani. Başka? Şimdi dükkanı beğenirlerse eğer sözleşme yapıyorlar. Ondan sonra da dükkanın bütün iç tasarımını, dekorasyonunu kendileri yapıyor. Niye? Biz dekorasyon yapamıyor muyuz? Yani bizim yaptığımız dekorasyonu beğenmiyorlar mı? Zevkimize güvenmiyorlar mı? Onu mu demek istiyorlar? Ne alakası var Haluk'cum? Yani bütün franchising veren firmalar böyle yapıyor. Normali bu. Aynen öyle abi. Şimdi bütün dükkanlar aynı standartta olsun diyor. Yani nereye gidersen git, hangi restorana gidersen git aynı standartta oluyor. Ya belki ben daha güzel yapacağım. Yo tamam, ben istemiyorum bu işi ya. Tamam. Ay Haluk, karışma. Anlat Gönülcüm. Sonra personel eğitimi var. Biz de Perfecto çalıştıracağımız personelin eğitimini kendisi vermek istiyor. Ne eğitimi ya? Sanki pizzacıda atomu parçalayacağız. Higgs bozonunu bulacağız. Ya alt tarafı pizza servis yapacak, bunun eğitimi mi olur? Getirecek böyle, buyurun pizzanız diyecek, olacak bitecek. Öyle değil mi Haluk? Personel bu işin en önemli saç ayaklarından biri. Ya bak, kötü bir personelle 2 günde batarsın. Ya eskiden personel eğitimi diye bir şey mi vardı? Yani bakkal Lütfü personel eğitimine mi gitti? Açtı bakkalını, sattı malını, temiz temiz parasını kazandı. Eskiden öyle bir şey yoktu Haluk. Doğru söylüyorsun. Ama onlar hepsi eskidendi. Artık eskide yaşamıyoruz. Artık günümüzdeyiz. Günümüzde neler var onlara bir bak Allah aşkına ya. Ayrıca personel eğitimi şart. Tecrübeyle sabit. Ayrıca Pizza Perfecto çalışanlarla birlikte yatırımcıyı da eğitime tabi tutuyor. Doğru. Pardon. Bizi de mi eğitecek? Evet. Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdiden söylüyorum.
Yani unutun. Madde madde işte bak. Ay Haluk'cum niye her şeye karşı çıkıyorsun? Daha ne istiyorsun? Adamlar kendi iş tecrübelerini seninle paylaşacaklar. Her şey, her şey bir muhalefet. Paylaşmasınlar ya, istemiyorum. Benim yeterince iş tecrübem var. İstemiyorum ya ben. Asıl şu para meselesini konuşalım. Ne kadar para istiyorlar bizden? Söyleyeyim onu. Ciro'dan %7 royalty istiyorlar. Ayrıca isim hakkı bedeli için de $20,000. Yuh! Bu franchising falan değil. Bu bildiğimiz French kiss. Yani siz çalışın, kazanın, biz de sizi öpelim diyorlar. Aa yok. Bence çok uygundur bu Haluk. Eğer okey dersen hemen Pizza Perfecto'dan Giovanni ile görüşmelere başlayayım ben. Ya boş verin bunları ya. Bırakın şöyle gidelim, mis gibi böyle bir Karadeniz pidecisi açalım. Hem kendi kültürümüz hem de bedava. Bu ne ya? Şaka mı bu ya? Pideci. Evet. Ne pidecisi ya? Franchising. Evet. Öyle mi? Evet. Neydi? Yani Pizza Perfecto. Yani neticede bu franchising işinden vazgeçtiniz öyle mi? Yok be baba. Ben de öyle sanmıştım. Bu franchising işinden ebediyen kurtuldum sanmıştım ama kazın ayağı işte öyle değilmiş.